Lütfen bırakma beni. Gitmek istemiyorum. Gitmeyeceğim. Yürü. İstemiyorum, istemiyorum. İstemiyorum. Lütfen yardım et. Burada kalmak istiyorum. Gitmek istemiyorum. Gitmek istemiyorum lütfen, eve gitmek istemiyorum. Karışırsanız durum daha da beter olur. Bizim hayatımız böyle, elimizden bir şey gelmez. Bu canavar kesin gidene kadar ağlar. Ona müstahak. Bırak onları şuraya. Hayat onların değil mi? Ah baba, onları benden koruyacak birini bulmak istiyordun, öyle değil mi? Ama şimdi eve dönüyorsunuz, işte o kadar. Sizi benden hiç kimse koruyamaz. Senin yüzünden oldu. Derhiye tek başına gelip para kazanacaktın. Onları neden getirdin ki? Böyle olacağını biliyordun. Neden bir şey unutmuş gibi hissediyorum? Neden? Karuna teyze hiçbir yerde yok. Oğlunun mutluluğu için dua ediyordur şimdi. Yani mabette olmalı. Yakında gelir. Gel, seni misafirlerle tanıştırayım ha? Gel benimle. Affedersiniz. İzninizle, izninizle. Vicky? Kutuda ne var? Havai fişek var. Hem de çeşit çeşit. Hayır hayır Vicky. Onlar çevreye hem de bize zararlı biliyorsun. Bu yıl havai fişek olmayacak, tamam mı? Kirliliğin önüne geçmeliyiz. Sen beni dinle. Götür onları. Otobüs 10 dakikaya geliyor. 6 saat sonra evde olacağız ve böylece Vandana'nın çilesi başlamış olacak. Anne, çok sıkıştım. Öyle mi? Sıkışmışmış. Birkaç dakikaya gider geliriz. Niv, sabun almayı unutmuşum. Sen burada bekle oğlum, tamam mı? O adamla kavga ederken eminim beni benzetmesi için Tanrı'ya dua etmiştir. Öyle değil mi? Niv? Tek başına mı gitti? Gitmek istemiyorum. Lütfen koru beni, lütfen. Gitmek istemiyorum. Lütfen Süpermen, eve dönmek istemiyorum, lütfen. Bana ne oluyor böyle? Neden onları düşünmeden edemiyorum ki? Eve bir gidelim hele. Görecek o gülünü. Benim karım olduğunu anlayacak ve sonsuza kadar bana sadık kalacak. Bu bensiz geçireceğin son gece. Yarından itibaren hep birlikte olacağız. Kıyafetime bakmadın bile. Güzel olmuş. Sağ ol. Tamam,
Sen de hemen üstünü değiştir, olur mu? Ve lütfen yüzün gülsün artık. Teşekkür ederim. Rişikeş yolcusu kalmasın. Acele edin, hadi. Anne, hadi otobüse bin de bize yer tut. Bu Vandana'yla Neyim nerede? Neden hala gelmediler? Neyim nerede? Bana rahat vermemeye yemin etmişler ya. Neyim'i mahvedeceğim. Baba, torununu bul yoksa elimde kalacak, tamam mı? Neyim? Archie, dikkatli ol biraz. Abi, ben buz getireyim. İyi misin? İlk yardım kutusunu getireyim. Hadi gel, gel otur. Ne oldu? Biraz acıyor. Daha iyi misin şimdi? Çok teşekkür ederim Shory. Yanımda olduğun için şanslıyım. Baba, Niv o eve gitmiş olmasın? Eğer oraya döndüyse bunun sonucu hiç iyi olmaz, anladın mı? Tanrım, lütfen Niv'i koru. Nerede bu çocuk? Ona burada kalmak istediğimi söyleyeceğim. Uslu duracağım. Annemi de getireceğim. O çok kötü ağlıyordu. Gitmek istemiyorum. Annemin üzülmesine dayanamıyorum. Vicky? Havai fişek çok zararlı ama ben kutlama yapmak istiyorum. O yüzden de siz de gelin. Hadi. Hadi ama Vicky. Çocukluğundan beri kutlama yapmadan an yok. Yeter artık, bırak. Havai fişekler hem kötü hem de yasak. Shory haklı Vicky. Festivalin amacı eğlenmek, yemek yemek ve dans etmek. Hadi ver onları da götürüp çöpe atayım. Ama... Bu canavar geri mi geldi? Korumalar nerede? Güvenlik korumalar! Neden buraya geldin? Süpermen'i istiyorum. Başına iş açacaksın. Defol git. Defol git buradan. Süpermen! Süpermen! Süpermen neredesin? Süpermen'i istiyorum. Git dedim, bak yoksa fena olur. Süpermen'i istiyorum, bırak beni. Süpermen'i istiyorum, onu çok özledim. Lütfen. Ona ihtiyacım var. Neyim? Sakın oğluma dokunma. Bu nasıl olur? Meg! Meg? Shory, Archie nerede kaldı? Gidip bir baksana. Tamam, bakayım. Bu olamaz. O Mehek olamaz. Ne
bandana. Archie nereye kayboldu? Archie? Teyze, misafirlerle bütün akşam bir başıma mı ilgileneceğim? Shory abim nerede? Archie'ye bakmaya gitti o. Ama daha dönmedi. Hadi gidip bir bakalım. Affedersiniz, hemen geliyorum. Süpermen, beni Rishikesh'e gönderme lütfen. Geri gidersek babam beni de annemi de çok fena dövecek. Hey, buraya gel. Yabancıların önünde saçma sapan konuşma. Dilini koparayım da gör bakalım bir daha konuşabiliyor musun? Tanrım, Shory veya ailesinden biri Meyki görürse. Bırak oğlum hadi. Hey! Ne diyorsun be? Ne 500 bini? Ne oluyor? Vicky bu yeni garsonumuz. Düğüne kadar yemek ve tatlı işlerine bakacak. Kalıp garsonluk yapacaksın. Karşılığında da sana 500 bin ödeyeceğim. Evet. Ne diyorsun? Tatlı da yaparım, yemek de yaparım, tamam. Ama 500 bin yetmez. 1 milyon istiyorum. Aşçılık için 500 bin daha tabii. Nev'in burada kalmasına izin vermem için de bir 500 bin daha. Abi boş ver. Resmen fidye istiyor. Pekala, kabul ediyorum. Ama 1 milyon kazanmak istiyorsan sesini bir daha yükseltmeyi düşünme bile. Hizmetimizden memnun kalacağınızdan eminim efendim. Fakat bir başkasının ailevi meselelerimize karışmasına asla izin vermem. Vicky, ön ödeme yap. 500 bini şimdi, kalanı sonra. Tatil devam ediyor. Hadi. Aman Tanrım, Shory kafayı mı yedi? Eğer bu Meg'se, burada ne işi var? Ne? 1 milyon mu? Ben 1 milyona bütün şehre yemek ısmarlarım, bütün şehre, anladın mı? Bence de Shory. Nev'in kalmasını istiyorsun ama böyle olmaz. Evet Shory, seni kandırdı, zaafını kullandı, gördün mü? Bunlar hep böyledir işte. Yeter. Fikrinizi soran olmadı. Anladınız mı? Vay be. Milyoner oldum ha. Resmen milyonerim. Atıştıracak bir şeyler getir. Yaşasın, evet. Yaşasın. Meg,
Niv yanımda kalsın ki onu koruyabileyim diye yaptıklarım doğru mu? Benim yerimde sen olsan sanırım aynını yapardın, değil mi? Anlamıyorum. Ne oluyor böyle? Hanımefendi, bir arzunuz var mı? Defol git hemen. Git dedim sana. Sakin ol. Ne oldu kızım? Söylesene. Tören için Shorya'nın evine gitmemiş miydin sen? Ne oldu ki? Shorya benim. Onu bırakmam. Bırakmam dedim. Bu imkansız. Değil mi baba? Onu durduracağım. Shorya'ya yaklaşmasına izin verme. Gerekirse onu tekrar öldürürüm baba. Archie, panik atak geçiriyorsun. İç şunları. Biraz sakinleşirsin. Kes şunu baba. Archie lütfen. Bari bana ne olduğunu anlat. Eğer o kadın Mehek değilse başka kim olabilir? Archie belki de Mehek'e benziyordur. Mehek'in aynısı, birebir aynısı. Ona bu kadar benzeyen birinin Shorya'ya yaklaşmasına asla izin veremem baba. Shorya yüzünü görmemeli. Dersini bile aldım. Duygularını tetikler. Eğer onu görürse Mehek'i hatırlar ve onu tamamen kaybederim baba. Buna izin veremem. Mehek'in kendisi mi yoksa benzeri mi öğreneceğim? İşçiler işini yapmaz. Yolcular yolunu bulamaz. Baba, bunları asıyorum ama yer kalmadı hiç. Mandara söyler misin? Asabileceğim başka bir yer daha lazım. Tamam kızım, söylerim. Merhaba, günaydın. Nive çikolata getirdim. Teşekkür ederim. Senin adın ne? Adım Vandana. Vandana. Thank you.
Vandana, bileziklerin ne güzelmiş öyle. Teşekkür ederim. Anne olmak için ne kadar da gençsin. Kaç yıldır evlisin? Sanırım 7-8 yıl oldu. 7-8 yıl mı? Emin değil gibisin. Tam olarak bilemiyorum ben. Anladım. Çocuk büyütmek zor değil mi? Niv kaç yaşında? 6 yaşına girdi o. Peki ne zamandır Rişikeş'tesiniz? Ne oldu? Ondan da mı emin değilsin? Bir süre önce bir kaza geçirdim. O yüzden ben pek fazla... Vandana! Şehirli kızla köylü kız ne konuşuyormuş bakalım söyleyin. Moda dersi mi veriyor? Çayımı kim yapacak, yengen mi? Yenge. Kanta yenge. Ne iğrenç bir yer. Oh. Dikkat etsene salak. Sakin olmalıyım. Normal davranmalıyım. Sorun yok. Her şey yolunda. Salak! Kusura bakma. Senin burada ne işin var? Bize şehri kirletmeyin, temiz tutun diyorlar ama şunların yaptığına bak. Olacak iş mi bu? Pardon, bir daha olmaz. Ben çok üzgünüm. Sen ne arıyorsun burada? Yakınlarda işim vardı da seni de bir göreyim dedim. Bizim nerede oturduğumuzu biliyor muydun ki? Yok, Şorya bahsetmişti. Ben de bulurum herhalde dedim. Buldum da. Ailenle tanışmamı istemiyor musun? Hayır, olur mu öyle şey? Hadi gidelim. Bayan Kanla Şorya'nın evleneceğini söylediğinde hepimiz çok kötü olmuştuk. Babaannem fikrimizi değiştirdi. Şorya'nın evlenmesini istememek ona haksızlık olurdu. Sen olmasaydın Şorya belki de bu durumda... Kızım, sen bir psikologsun. Şorya'nın desteğe ne kadar ihtiyacı olduğunu zaten anlıyorsundur. Mehek bizi izliyorsa eminim o da Şorya'nın mutlu olmasını ister. Aman Tanrım, ne kadar hafifledim size anlatamam. Önceden beni hain ve kötü niyetli biri gibi görüyorsunuz sanıyordum. Ama yanılmışım. Anlayışınız için teşekkür ederim. Çaylar geldi. Bir şey diyebilir miyim? Elbette. Sizden küçük bir ricam olacak mümkünse. Şorya'yı mutlu görmek istediğinizi biliyorum. Ama şu an o mutlu değil. Neden peki? Psikolojisi bozuk da ondan. Mehek'i unutamıyor. Ve Mehek'ten geriye sadece güzel anılar kalsaydı, belki o zaman hayata tutunabilirdi. Ama Mehek'in ölümüne dair travmaları var hala. Kanta yengenin affı gerek. Kanta yenge onu affetmeden o kendini affedemez. Ve kendini yer bitirir. Doğru söylüyorsun kızım. Keşke Şorya'yı affetse. Ama Mehek'in ölümünün Tanrı'nın kararı olduğunu anlayamıyor bir türlü. Umarım sonunda anlar ve Şorya'yı affeder. Teşekkür ederim nene. Bunları duymak beni rahatlattı. Mehek'in ailesiyle ilgili söylenenler gerçekten doğruymuş. Mehek'ten bahsetmek Şorya'yı çok üzüyor. Acaba bana Mehek'le ilgili güzel anılar anlatabilir misiniz?
Tanrım, içime fenalık geldi. Şimdi de mehek aşağı, mehek yukarı. Bıktım artık. Bir gece zavallım merdivenden düştü. Diz kapağı zedelendi. O kazadan sonra diz kapağına alçı yapmak zorunda kaldılar. Döndün mü? Kanta bu Archie. Shorya'nın müstakbel... Ne işi var bunun burada? Bakıyorum siz de muhabbeti koyulaştırmışsınız. Yani şey... Hayır, duymak istemiyorum. Mehek öleli bir sene bile olmadı ama Shorya ile evlenmek istiyor, değil mi? Senin niyetin bizim yaramıza tuz basmak mı? Archie, çok üzgünüm. Önemli değil. Kendimi bunlara hazırlamıştım. Niamh, yaramazlık yapmayacağına söz vermiştin. Hadi bakalım ye yemeğini. Yemeyeceğim işte. Niamh, ama sen gözleme seversin diye yaptım oğlum. O eskidendi, artık sevmiyorum. Gözleme falan istemiyorum. Niamh, aç ağzını. Bak senin için ne yaptım, bak bakalım. O ne? Bu gözleme dürümü. Hadi ye bakalım. Geliyor. Cuma yumurta günüdür. Pazar da tatil günüdür. Niamh, gel bakayım. Anne, oyun oynuyorum. Görmüyor musun? Niamh. Niamh. Tamam, madem sen istemiyorsun, ben de gözlemeleri sincaplara veririm. Sincap mı? Hani nerede? Görmek istiyorum. Gözlemeni yersen gösteririm. Ha? Niamh, otur oğlum. Koşuşturmayı bırak artık. Çok mu sıkıldın yoksa? Julie, zengin oğlun henüz eve gelmedi. Nerede kaldın? Sen kendi işine bak. Bir daha söyleyin. Tanrı'ya şükür. Bir daha söyleyin. Tanrı'ya şükür. Tekrarlayın. Tanrı'ya şükür. Niamh. Tekrarlayın. Niamh. Tanrı'ya şükür. Tanrı'ya şükür. Gel buraya. Tanrı'ya şükür. Tanrı'ya şükür. Yüksek sesle. Tanrı'ya şükür. Hep beraber. Tanrı'ya şükür. Tanrı'ya şükür. Tanrı'ya şükür. Dualar edin. Tanrı'ya şükür. Daha yüksek. Tanrı'ya şükür. Buralardasın Mehek. Tanrı'ya şükür. Hep beraber. Tanrı'ya şükür. Bunu tüm kalbimle hissediyorum. Tanrı'ya şükür. Mutlaka bulacağız. Tanrı'ya Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.